Çağla ve Ebrar birbirlerinin tam zıttı. Bu Çağla. Bir sürü parası var. Ancak pek arkadaşı yok. Zenginlik popülerliği garanti etmiyor. Ve bu da Ebrar. Beş parası yok. Ama bu onu okulun en popüler kızı olmaktan alıkoymuyor. Kim kazanacak? Popülerlik mi? Yoksa zenginlik mi? Kıpırdamayın. Osman Hoca düşmanları nasıl barıştıracağını biliyor. Onları aynı odaya koyarak artık burada kalacaksınız. Ne? Bu kadar da fazla ama. Ama koçun sözü kanundur. Çağla ve Ebrar artık oda arkadaşı olacak. Çekil şuradan. Önce ben. Koç daha iyi bir oda bulamadı mı? Burada hizmetçi falan yok mu? Bu şartlar altında yaşayamam. Bu odayı baştan yapmamız gerekecek. Çağla ve Ebrar'ın kendine has tasarımları var. Hey, bu bayağı iyi oldu. İşin en güzel yanı ikisinin de kendine ait alanı var. Kendi tarafına geç. Sefalet kokuyorsun. Hiç kendini yorma Çağla. Canımı asla sıkamazsın. Aa, zorlu bir dönem olacak bu. Antrenman çok yorucuydu. Ama amigo kızların her zaman zinde olması gerekiyor. Aa, sen hala burada mısın Ebrar? Koç seni görmek istiyor. Teşekkür ederim Çağla. Geç kalmam. Git bakalım. Şeker seviyordun değil mi? Çağla tatlı bir şaka yapmayı planlıyor. Fakir amigoların burada yeri yok. Ebrar'ın takımdan atılması gerekiyor. Bu kadar tatlı da yenmez doğrusu. Şimdi saklan. Bakalım arıları yenebilecek misin tatlım? Tuhaf. Koç onu çağırmamış. Çağla uydurmuş olmalı. Neyse. Önemli olan performansına odaklanması. Ah, bu ses de ne? Burada ne arıyorlar? Yardım edin. Ama hayır. Ona yapıştılar. Aa, yeni bir performans mı bu? Aha. İşte benim öğrencim. Dokunmayın bana. Tatlı değilim ben. Vay canına. Oldukça etkileyici. Birisi şu yaratıkları alsın üzerimden. Ah, gittiler galiba. Harika bir performans. Bravo Ebrar. Vay canına. Hiç beklemiyordum. Antrenman başlasın savaşçılar. İyi kelimesi yeterince iyi değil. En iyi olmamız lazım. İlk önce Ebrar başlıyor. Sakın unutma canım. Fakir kızlar asla kazanamaz. Ama Ebrar gayet başarılı. Uzun süredir antrenman yapıyor. A'yı hak ettin Ebrar. Sıra sende Çağla. İzle ve gör. Başlayalım. Bu saçmalık. İsteseydim daha yükseğe çıkardım. Ama fiyaskoyla sonuçlandı. Tam bir başarısızlık. Hiç iyi değil. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Sana ödev vermem gerekiyor. Her sayfasını teker teker okuyacak ve öğreneceksin. Bu kitap hakkında efsaneler var. Bunu okuyan kişi bacak ayırma kraliçesi oluyor. Pekala. Olalım o zaman. Aa, hayır. Fakir Ebrar burada da onu yenmeyi başardı. O kadar da büyütülecek bir şey değil Çağla. Kitap için birkaç numara yaptım sadece. Paranın kazanılması gerekiyor. Sosisi satmak güzel bir iş fikri. Ve Ebrar'ın işleri iyi gidiyor. Sıraya geçin. Bitmek yok. Önce para, sonra yemek. Okuldaki herkes Ebrar'ın sosislilerini seviyor. Yaşasın. Satış planı tamamlandı. Şu Ebrar canımı sıkıyor. Mükemmel olmaktan yorulmadı mı? Çağla'nın başka bir planı var. Ebrar'ı zengin etmesi gerekiyor. Ondan sonra bu kadar tatlı olamaz. Zengin olmak her şeyi mahvediyor. Operasyon başlasın. Çok acıktım. Bütün sosislerini ver. Üste kalsın. Vay canına. Şimdiye kadar gördüğüm en cömert müşteri. Burada servet yatıyor. Hepsi sizin. Afiyet olsun. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Artık Ebrar zengin ve acımasız olacak. Neler oluyor burada? Sosisli mi? Sana göre değil bunlar. Kalori almıyorum koç. Hayvan barınağı için para topladım. Sosisli satmak çok karlı bir iş. Bir sürü evsiz hayvanı kurtarabilirim böylece. Vay canına, çok düşüncelisin. Çorbada benim de tuzum olsun. Tezahürat antrenmanı tehlikeli olabiliyor. Ya sana bir şey olsaydı? Timur çok tatlı. Ebrar'ı soyunma odasına kadar taşıdı. Teşekkür ederim Timur. Bundan sonrasını ben hallederim. Merak etme. Ama Ebrar bu akşam yalnız olmayacak. Bir tane fotoğraf daha lütfen. İmza alabilir miyim Ebrar? Alçığa bir dilek yazacağım. Sorun olur mu? Herkes Ebrar'ı seviyor. Ama Çağla pes etmeyecek. O da kendini ciddi bir şekilde sakatlayacak. Ebrar'ın bütün hayranları onu unutacak. Neler olduğuna inanamayacaksınız. Karmaşık bir hareket yapıyordum. Ama ayağım bu kadarını kaldıramadı.
Çok acı veriyor. Yanındayız Çağla. Gülümsey. Nihayet gerçekleşiyor. Çağla göz önünde. Ebrar'ın pabucu dama atıldı. Tut şunu. Poz vereceğim. Altında inekler çok klas. Ama bu işte bir terslik var. Aya'nın sakatlandığından emin misin? Hey, bizi kandırdın. Sapa sağlamsın. Yalancı. Popülerlik öngörülebilir bir şey değil. Çağla tekrar yalnız. Nereye gidiyorsunuz? Ama artık kimseyi ikna edemiyor. Çağla'nın özel hayatı çok güzel gidiyor. Berat çok iyi bir çocuk ve birazdan romantik bir randevuya çıkacaklar. Bir dakikaya gelirim. Üstümü değişmem lazım. Sevimli bir altın oda. Tam Çağla'ya göre burası. Ve işte oda arkadaşı. Hey. Merhaba Berat. Biraz kurabiye alsana. Seve seve. Gerçek aşkın ne zaman geleceği belli olmaz. Bu aşk büyüsü asla bozulmaz. Çağla tarafından bile. Bu sefer ileri gittin Ebrar. Göstereceğim sana. Osman Hoca gerçek bir profesyonel. Bize çılgınca bir numara göstermek üzere. Gördünüz mü? Çok kolay. Hazır mısınız? Birazcık korkutucu. Ama koç istiyorsa. Ebrar bunu yapmaya hazır. Sen de izle ve öğren Çağla. Aa, evet hocam. Devam edin. Hazır. Başla. Yakala beni Ebrar. Yakaladım. İyi tutun. Ebrar'ın 10 parmağında 10 marifet. Aferin sana Ebrar. Sıra sende Çağla. Bu biraz zor olmalı. Geliyorum Çağla. Beni lafa tutmayın sakın. Durdurmaya da kalkışmayın. İyi misiniz hocam? Diğeriniz acıdı mı? Dünyanın en kötü desteğiydi bu. Başın büyük belada Çağla. Başla. Bu ceza daha ne kadar sürecek? Squat yapmak çok sıkıcı. İşi şansa bırakamam artık. Herkesin beni sevmesini istiyorsam Ebrar olmam gerekiyor. Tatlı rüyalar. Gidecek hiçbir yerin yok. Kıyafetlerini alıyorum. Birkaç dakika sonra zengin amigo fakir amigoya dönüştü. Her şey sevgi ve popülerlik için. Yüzünü saklaması gerekiyor sadece. Ben geldim çocuklar. Popüler olmak böyle bir şeymiş demek. Harika bu. Fotoğraf çekilmek ister misiniz? Ups, benim hatam. Bu Ebrar değil ki. Senin gibi sahtekar kim ne yapsın? Fotoğraf ve imza işleri iptal edildi. Gitmeyin. Çok çabaladım. Fakir kıyafeti beni yarı yolda bıraktı. Gerçeği öğrenme vakti. Tartılmaya hazır mısınız? Evet koç. Tabii. Söylemesi kolay. Ebrar bir gram bile almamış. Diğer yandan Çağla kendini pek kontrol edememiş. Tartıya çık Ebrar. Kilon güzel. Aha. İyi durumdasın. Şimdi sen çık Çağla. Aa, bu korkunç. Belki tartı yanlış tartıyordur. Ups. Galiba tartı bozuldu. Şimdi ne olacak? Kendini kasma. Aa, nihayet rahatlayabilir. Böyle yapmaması gerekiyordu. Anlaşılan ciddi bir diyete girecek. Epey çalışması da gerekiyor. En sevdiğimi squatlarla başlayalım. Başla. Bugün yeni hareketler öğreneceğiz. Ama bu hareketler biraz karmaşık. Beni izleyin. Çok kolay. Önce böyle, sonra böyle. Önce bu tarafa, sonra bu tarafa. Anlaşıldı mı? Başlayın o halde. Bir şey anladıkları yok. Durun. Yanlış. Başka bir yol bulmam gerek. Şu süngerleri alın kızlar. Şaka mı yapıyorsunuz? Temizlik mi yapacağız? Tabii. Yeni hareketleri bu şekilde öğrenmek çok daha basit. Hadi hadi. Önce böyle, sonra böyle. Ne kadar ilginç bir antrenman. Ebrar hareketleri çabucak öğrendi. Teşekkür ederim koç. Çok kreatif. Ama Çağla için temizlik antrenmanı yararlı olmadı. Zengin amigoların temizlik yapmaması lazım. Aa, affedersiniz. Bilerek olmadı. Bu kadar da fazla artık. Odama. Hemen. Ne olacak şimdi? Gelebilir miyim koç? Kendimi nasıl ifade edebilirim? Belki de koç onu affeder. Hareketleri öğrenemediyse ne olmuş yani? Elimden geldiğince çalışacağım. Söz veriyorum. Olmaz. Pomponlarını geri ver. Altın pomponlarımı mı? Çok acımasızca bu. Takımdan atıldın. Çağla'nın en büyük kabusu gerçek oldu. Artık amigo bile değil. Bir daha sahneye asla çıkamayacak. Parayla bile bunun önüne geçemez. Bunu Çağla'ya nasıl yapar? Biri bana su getirsin. Çok kötü oldu. Ebrar duydun mu? Pomponlarımı aldı. Bekle burada. Bir yolunu buluruz. Bir plan yapmamız lazım.
Çağla'ya nasıl yardım edebilir? Bir fikrim var. Antrenman yapacağız. Ama önce sana yeni pomponlar yapmamız lazım. Kağıt daha önce kimseyi yarı yolda bırakmadı. Bunlar çok şık birer pompon olacak. Teşekkür ederim Ebrar. Birlikte çalışırsak her şeyi aşarız. Yeni pomponlar hazır. Çok güzel oldular. Altın pomponlardan çok daha iyiler. Şimdi işin en zor kısmına geldik. Antrenman. Yapabilirsin. Hadi zorla. Bacak ayırmayı nasıl yapacağız? Sıkı çalışırsan yapamayacağım bir şey yok. Yeni hareket o kadar da zor değilmiş anlaşılan. Önemli olan pür dikkatle çalışmak. Yaşasın. Koç verdiği karardan pişman olacak. Vakit geldi. Okulun gururları sahnede. Amigolar, Çağla ve Ebrar artık kavga etmiyorlar. Takım olarak çalışıyorlar. Çalışmaları meyvesini verdi. Gördünüz mü? Onları ben eğittim. Ben. Ebrar ve Çağla uzun süredir çalışıyor. İyi yol kat ettiler. Harika bir performanstı. Güzel bir puanı hak ettiler. Jüriler karar verdi. Çağla'nın altın pomponlarını geri alma vakti geldi. Artık dolapta toz toplamayacaklar. Ama Çağla kağıda çoktan alıştı bile. Bu hazineyi Ebrar sonuna kadar hak ediyor. Birlikte çok daha güçlüler.